Mültecilere yardım kitabım nerede gelsin bana bakayım. İngilizce olarak. Burada var mı kitap? Evet. Nasıl Maşallah. kitabın? Maşallah. Maşallah. Şahane oldu maşallah. Şahane değil mi? Evet, maşallah. 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 Köşeyi Kalite, içerik, kapatan nasıl? estetik maşallah. Çok da Maşallah yakışıklı hocam. birisini görüyoruz. Maşallah. Maşallah. Şahane bir eser Maşallah. İngilizce. Dünyada bu ya konuda yazılmış en kapsamlı eser. Maşallah. Mültecilerin çektikleri sıkıntılar ve bunun çözümü, dünya çapında mültecilerin sorunları, baştan sona belgesel, resimlerle, fotoğraflarla çok detaylı ve kapsamlı anlatılıyor. Allah razı olsun. Ve tabii biz bunu özellikle de İngilizcesini Avrupa'da dağıtıyoruz. Evet. İnşallah 400 sayfalık mükemmel bir eser. Maşallah. Maşallah. Mültecilere yardımın önemini dünya pek önemsemiyor. Yani %80-90 önemsemiyor. Ama biz mümin olarak çok önemli görüyoruz. Maşallah. Hocam anlattığınız her konu bir kitap oluyor maşallah. Maşallah. Tabii. Akdeniz'de boğularak can veren göçmen sayısı 10 bin. 10 bin kişi sırf denizde şehit oldu. Yunanistan'daki göçmenler saati 6 liradan fuhuşa zorluyorlarmış. Evet. Avrupalı sapıklara. Orada onlar böyle çirkin bir genel ev yapılanmasıyla sunuluyor. Bak saati 6 lira diye reklamını yapıyorlar. Çoluk çocuk, erkek çocuklarını da satıyorlar. Kız çocuklarını da satıyorlar. Şu kepazeliğe bak, şu dehşete bak. Evet. Kaybolan çocuk sayısı binlerle ifade ediliyor. Bilinmiyor nereye gittikleri, ne oldu. Siz göstermiştiniz bir filmde mültecileri gemiye almamak için botlarını Tabii. patlatıp boğulması. Sanayi, ticaret her şey durdu. Türkiye'ye bağlıyken Osmanlı döneminde çok zengindi Yunanistan. Evet. Çok rahattı. Şu an mahvoldu. Yeniden inşallah Mehdiyet döneminde Rum kardeşlerimizi kurtaracağız. İnşallah. Tabii bu dediklerim hepsi için değil yani bu Evet. mahvolma. Ama büyük bölümü için doğru. Evet.